Politik Yanlıştan herkese merhaba. Değerli dostum Ata Özdemirci ile bir aradayız yine. Merhaba hocam. Merhabalar. Hocam bugün bizi tüketen bir gerçeği konuşacağız. Ya da ya da bizi tüketip tüketmediğini konuşacağız. Konumuz tüketim. Okay, hadi bakalım. Ee, bir tanımına ihtiyacımız var mı yoksa nasıl ilerleyelim? Yani ben şöyle seni gaz ve toz bulutuna o kadar götürmeyip de... <laughs> Beni bu sefer biliyorsun. Evet. Bu sefer göndermeyip şuradan başlayacağım. E, başlayalım diyeceğim. İlk tablasına çit çeken insan mülkiyeti yarattı ve o andan itibaren ayarımız bozuldu gibime geliyor. Yani mülkiyet mevzusu öyle ama bu işin e, toz bulutu kısmı biraz daha yakın tarih. E, çünkü... Çok net göstergeler var. Sanayi toplumu başlayana kadar dünya halklarının %98'i falan tüketici değil. Yani Tüketici dediğimiz sınıfa girmiyorlar. Ee, ve aslında arz fazlası yaratan üreticiler de değiller. Kendileri ekiyorlar, kendileri bitiyorlar. Lordları bunların vergilerini alıyor. Bir güzel onları yiyor ee, ve kendilerince... Ee, çok basit bir ekonomi döndürüyorlar ve üretim ve tüketim döngüsünde aslında ciddi manada yer almıyorlar. Dolayısıyla tüketim diğer kavramlara nazaran e, biraz daha modern bir kavram. E, bu az önceki istatistikte verdiğin yüzde iki de muhtemelen orta çağın soylularından bahsedeceğiz. öyle. zaten o soyluların e, tüketim yaptığı e, şeyler atölyeler, zanaatkarlardı ilk kentlerin kurulması, o soyluların, sarayların etrafında küçük küçük üreticilerin yer alması, işte terzilerin yer alması, mobilyacıların yer alması, küçük esnafın yavaş yavaş gelişmesi ağırlıklı olarak bu aristokratlara, daha sonradan da sonradan zenginleşen burjuvalara hizmet eden bir küçük topluluk ve dar bir üretim ve dar bir tüketim var. Yani o zaman eğer, çarşı... Pardon. Eğer tüketicilik... Şöyle tek başına tüketim kötü bir şeydir e, argümanıyla yola çıksak. E, en iyi çağımız bizim orta çağ. Öyle söyleyebilirim. Hocam aslında bu programın güzelliği şu. Hiçbir şeyi tek başına iyi kötü, mutlak iyi, Hı -hı. mutlak kötü olmadığını tartışabiliyoruz. Yani burada Kesinlikle. atıyorum sigaranın da küp şekerin de e, okazyonel olarak avantajı olabileceği vakalardan konuştuk falan. Hı -hı. Evet. Tüketimle de ilgili zaten tüketimin oldukça göre bir noktada olduğunu söyleyebiliyoruz. Tüketim derken belki tanımı yavaş yavaş çerçeveyi şöyle oturtuyoruz. Bir para vererek ihtiyaçlarını bir başkasından başkasının üretiminden elde etme. Düne kadar işte sanayi toplumuna kadar kendi kendine yeten bireyler, aileler ya da küçük komüniteler vardı. Dediğim gibi para ve ürün çeşitliliği sınırlıydı. Fakat sanayi devrimiyle birlikte tüketim patladı. Birkaç sebebi var. Zaten birçok kişi anladı. Ee, teknoloji gelişti. Yeni ürünler oluşmaya başladı. Ee, teknoloji gelişip gelir görece demokratikleştikçe... ...yani daha çok insan cebinde harcayabilecek para oldukça... ...sadece soylular değil, üst, orta sınıftan insanlar da modaya, sanata... İşte işte çeşitli yiyecekler ve çeşitli aksesuarlara hı hı. para harcayabilir oldu. Şu ana kadar süper bir senaryodan bahsediyor. Çarklar bir kere dönmeye başladıkça birim ürün maliyetleri düştü. Birim ürün maliyetleri düşünce sadece zenginlerin alabildiği pek çok ürün orta ve alt gelir grubunun da alabileceği hale geldi. Ve sanayi devriminin başlangıcında Henry Ford'un ünlü bir lafı vardır. Benden her renk ve her modelde araba isteyebilirsiniz. Siyah T model olmak şartıyla diyor. Ee, sanayi devrinin başlangıcındaki üretim, tek tip üretim. Ee, burada şunu kastediyor Henry Ford. Ben band tipi üretim yapıyorum. Bu sayede sana birim ürün maliyetlerini çok düşüğe sunabiliyorum. Sen de benden bunun karşılığında çeşitlik... Çe bekleme. Benden araba mı istiyorsun? Al sana araba. O dönemin tüketim anlayışı, Seri üretimden çıkan malların insanların satın alabileceği fiyatlara kadar düşürülmesi ve insanların ihtiyacı olan ürünleri alması şeklinde olmuş. E, döngü yine toz bulutunu anlatmayacağım ama muhteşem bir saadet döngüsü başlıyor. Nasıl? E, birim ürün maliyetleri düşünce tüketim Artıyor. Talep artıyor. Talep artınca yeni üreticiler ortaya çıkıyor. Fabrikaların e, üretim miktarları artıyor. Üretim arttıkça tüketim artıyor. Üretim arttıkça tüketim artıyor. Tüketim arttıkça üretim artıyor. Ve bir süre sonra bu tarihte, uygarlık tarihinde ilk kez arz talebi geçiyor. Ne zaman? 1929 krizinde. E, o güne kadar insanların tüketebileceğinden daha fazla ürün üretilmemiş e, ve mutlaka üretilen bir şey pazarda talep görebiliyor. Ucuz olmasına rağmen talep görememeye başlıyor. Çünkü insanlar bir tane araba alıyorlar ve araba ihtiyaçları kesiliyor. Aynı arabadan bir tane daha bozulana kadar almıyorlar. Hocam şimdi burada zaten ilk eleştiriyi buradan başlatabilirim. Bunun sonlu bir Ponzi şeması olduğunu aslında kimse öngörmedi. Ve bu son, şimdi Ponzi şeması derken, işte e, ilk başta sisteme güvenlerin kar ettiği ama bir süre sonra sisteme girebilen oyuncu sayısı durdukça bu karlığın yok olduğu bir oyundan bahsediyoruz. Evet. Şimdi evet var. Ponzi'de olmayan bir şey dönüyor. Ortada hiçbir şey yok. Para parayı döndürüyor. Bunda en azından bir ürün ve para takası var. Ürün evet, üretiliyor, para karşılığında alınıyor, ürün evet, üretiliyor, para karşılığında alınıyor. Öyle şey olan Ponzi'ler de var. Yani işte eee Beslenme ürünleri falan sokuyorlar. Evet, ya. Evet. Öyle ponziler de var ama şunu söyleyeceğim. Ee, şimdi çok güzel bir ta tanım yaptın ama bence şunu atlıyoruz. İşte üretim arttı, tüketim arttı, her şey çok güzel. Ekonomiyi sadece mal ve üründen ibaret zannettik. Fakat Hı -hı. ekonominin başka unsurları da vardı. Bunları zaman içinde keşfettik. İşte duygularımız ve tatmin bir unsuruydu. Doğa ve doğal kaynaklar başka bir unsuruydu. Hı hı. Ee, bunların ne kadar karlı olup olmadığına, bunların ne kadar e, bu üretim tüketim döngüsünde ne kadar hoyrat harcanıp harcanmadığına dikkat hı hı. etmedik. Bence de zaten önce duygularımız övselendi. Yani e, bir otomobil alınca dediğin gibi e, tatmin olduk. İkinci otomobile ihtiyaç duymadık. Ama bunun şöyle de bir pratik sebebi de vardı. İkinci otomobili almak para olarak işte kullanım alarak e, park etme alanı olarak maliyetli neredeyse imkansız. Ama ikinci çorap ya da ikinci gömlek pek imkansız değil hocam. Evet. E, ortaça hep şöyle anlatıyorlar. İnsanların bir tane kıyafeti varmış. Hayatları boyunca neredeyse o kıyafeti giyiyorlarmış. Hatta şey Rus romanlarında falan adam kıyafetini rehin bırakır ee, ve cibuldanak gider. Bir tane kıyafet önemlidir. Çok pahalı demek. Google palto diye efsane evet. bir roman var. Yani evet. bir memurun bir palto alma çabasından adam bir külliyat <laughs> çıkarttı. Evet. Ee, katılıyorum buna şöyle. Ee, zaten e, giysi bence işi ilk kirleten oyunlardan birisi oldu. Zaten giysi üzerine de Akıllı insanlar yakın çağda moda diye bir fenomen çıkarttı. Çünkü e, tam söylediğin gibi kıyafeti eskiye ne kadar giysek ömrü hiç fena değil uzun. Evet. Yani benim e, böyle 10 sene giydiğim ve hala da mutlulukla giymeye devam ettiğim kimi giysilerim var. Fakat bunun bana tatmin vermemesinin tek yolu bunun artık tukaka ilan edilmesi demode e, eski usul kalması... ...moda ilk tüketim çılgınlığına ilk neşte ve akım oldu sanki. Güzel. Ya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yavaş yavaş getirdin sen de zamanı. Ee, ben yine hızlandırılmış bir dönem anlatayım. 1929'da arz talep dengesi bozuluyor. İnsanlar al almamaya başlıyor. Ekonomi çöküyor. Yani yarıya yakın küçülüyor ekonomi. Ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar da bu buhran devam ediyor. Sonra savaş ekonomisi vesaire ve savaş sonrası büyük bir refah dönemiyle 1950'lerden sonra... Üretim ve tüketim çılgınlığı başlıyor. Ve aynı hatayı bir kez daha yapmıyorlar. Ee, aynı üründen milyonlarca üretme hatasını bir kez daha yapmıyorlar. Artık ürün çeşitliliği, markalama, pazarlama, biraz daha pahalı ürünler üretebilme, lüks segmente bölme, orta segmente bölme, biraz daha kalitelisini de satma, biraz daha ucuzunu da satma gibi aslında pazarlama bilimi büyük oranda. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişiyor ve çeşitleniyor ee, ve Ekonomi hızla büyümeye devam ediyor. Para arzı hızla büyümeye devam ediyor. İkinci e Dünya Savaşı'ndan sonra 1973 yılına kadar sürekli büyüyen bir dönem yaşanıyor. Bütün ekonomiler büyüyor. Bütün refah, her ülkenin refah seviyesi artıyor. Tüketicilerin refah seviyesi artıyor. Yani buna kapitalizmin altın çağı diyoruz hatta. Öyle bir dönem yaşanıyor ve bir tüketim çılgınlığı yaşanıyor 1970'lere kadar. Burada birkaç tane daha parantez açayım. Dediğin gibi yani pazarlama bilimi büyük e, ölçüde 1929 buhranı sonrasında çıkmış bir akım <laughs> ve İki Dünya Savaşı'ndan sonra güçlendi. Çünkü birileri dedi ki ya bir dakika sadece insanların ihtiyacını tatmin etmek yetmiyor. Bunu bir şekilde arzla talep arasında bir bağ kuracağız diye pazarlama bilimini kurdu. İki... <laughs> İkinci Dünya Savaşı sadece savaş ekonomisi değil, savaş teknolojisi sayesinde de inovasyonlar yapıldı. Yani bu beyaz eşyaların, elektronik aygıtların evlerimize girmesi aslında İkinci Dünya Savaşı için geliştirilen teknolojiler sayesinde. Bilgisayar dediğimiz e, cihazı bulan işte Alan Turing aslında İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere için kriptoloji teknolojisi üzerine çalışan birisi. Oradan sarkanlar bilgisayara dönüşüyor. İşte uçak teknolojisinden artanlar çamaşır makinesine dönüşüyor. Efendime söyleyeyim elektronik teknolojisinden artanlar transistöre ve sonrasında televizyona elektronik aletlere dönüşüyor. Ve teknoloji bir parasal karşılığa kavuşuyor. Yani bir ürünün yeni teknolojiyle üretilmiş başka bir versiyonunu üretmek bir tur daha insanların tüketebilmesini sağlıyor. Böylece bu iştah kabartıcı e, talep Potansiyel talep R&D ve inovasyonu ciddi bir oranda arttırıyor. Zaten e, evet yani şu an işte şeyin neden iPhone e, 13'ümüz varken 14 evet. istediğimizin kökenlerini anlatmış oldun. Evet. Fakat her zaman olduğu gibi benim zaten yoğun eleştirilerimden birisi bu kapitalizme. Kapitalizm yine bir parametreyi öngörmüyor. 1973 dedin enerjiye geldiğini anladık. Evet. E, çünkü... Sandı ki işte pazar büyüdükçe hı hı. üretim de ona göre büyüyecek. İhtiyaçlar büyüdükçe işte para da ona göre büyüyecek. Çalışma büyüdükçe finansal sistem de ona göre büyüyecek. Ama bir yerden çatlar bu kadar kusursuz dönmüyor evet. bu çatlar. Evet. 1970'lerde de bu sefer petrol ve enerji krizi patladı. Evet tabii ki krizin çok başka nedenleri var. Petrol bitmedi dünyada. Ama petrol üreticileri kartelleşti ve kartelleşti ve fiyatları arttırmak için petrol arzını kıstılar. Oradan tetiklenen mevzularla çok ciddi bir ekonomik kriz başladı. E, bu kriz yine bütün dünyayı vurdu. Kapitalizmin girdiği ikinci büyük kriz bu. Ve onun da etkileri 1980'lere kadar devam ediyor ve 1980'lerde e, tek tek pek çok ülkenin sosyal devlet, refah devleti kurmuş olan pek çok ülke e, bu refah devlet modellerini kırmak, bozmak. Zorunda kalıyor ve neoliberal politikaları geçmek zorunda kalıyor. Çünkü batma eşiğine geliyorlar. Koca İngiltere batma eşiğine geliyor. Taşıyamıyor artık ekonomi. E, sosyal refah devleti yükünü taşıyamıyor. İşte Amerika'da işte Reagan'lar geliyor. İngiltere'de Thatcher geliyor. Türkiye'de Denk geliyor, Özal geliyor aynı dönemde. E, ve bayağı neoliberal politikalar ortaya çıkıyor. Bunun artçıları olarak. Bu e, sosyal devlet, refah devletini devam ettirmeye başarıbilen Almanya ve Kuzey Avrupa ülkeleri kalıyor neredeyse. Bunu aynen devam ettireceğim ben diyen ama aslında ekonomisi de o kadar yeterince e, iyi olmayan, desteklenmeyen ama solun da kuvvetli olduğu ve bu nedenle kolay kolay işçinin, memurun, öğrencinin haklarını kolay kolay da geri vermediği ülkeler. Hangileri onlar? İşte Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya. Bu tarz ülkeler neoliberal politikaları geçmiyor ya da çok isteksiz geçiyorlar ve e, işçiler, memurlar, öğrenciler haklarını vermiyor. Emeklilik yaşları bir, uzun bir süre artmıyor ama bu sefer de ülke ekonomileri sallanmaya başlıyor. Dolayısıyla böyle bir dilema yaşıyor onlarda. Hocam ekonomi politiği ben tartışmaya bayılıyorum ama artık yavaş yavaş e, neoliberal ne, çağ ne? 80 sonrasına doğru evet. geldik. E, ben tüketim toplumunun kırılımını eğer yani bir şema çizecek olsam Üç tane algı ıı, kıran ıı, unsurla ilişkilendiriyorum. Birincisi televizyon yani gerçekliğimizin ötesine taşıyan şeyler bizi tüketim çılgınlığına götürdü. Birincisi televizyon. Gerçek olmayan sanal bazı şeyler evimizin baş köşesine girdi. Düne kadar ıı, yaşadığımız çevrede birisinin üstünde olan giysiyi görüp isteyebiliyorduk. Onun ötesine ufkumuz hayalimiz yetmiyordu. Fakat televizyon sayesinde ülkenin ve dünyanın e, tüm alınabilecek metaları salonumuza girdi. Bu bir. İkincisi süpermarket. Düne kadar yine bakkallar, marketler, manavlar, tüccarlara gittiğinde sadece ilgilendiğin ve gücünün yettiği ürünle hemhal olabiliyordun. Fakat süpermarkette uçsuz bucaksız bir alanın sahibi senmişçesine Boş bir arabayla istediğin malı kimseden izin almadan kendi mümkünmüş gibi arabana indirme algın zehirlendi. Sandın ki süpermarketin tamamının sahibi sensin. Hı -hı. Üçüncüsü de kredi kartı. Kredi yani kartı olmayan bir sahipliği sana evet, sunmaya başladı. Eskiden cebindeki banknot sayısı Hı -hı. kadar harcayabilirdin. Ee, bitti mi para? Yani maksimum bakkalın sana kişisel... Açtığı güvene dayanan veresiye defterine 3-5 kuruş yazdırdın ama televizyonla olmayan ürünleri gördün, süpermarketle kendine ait olmayan ürünlerin sahibi zannettin ve kredi kartıyla sandın ki e, herhangi bir bedel ödemeden karşılıksız bir imza ya da bir şifreyle bunları alabiliyorsun. Bence zehirlenmeyi, kıran üçün sur, e, zehirlenmeyi başlatan üç unsur bu. Ee, zehirlenme dedin, o zaman tüketim toplumu, tüketim kültürü eleştirilerine gelelim. Ve tüketim pek çok alandan e, lanetlenen, hazcılıkla suçlanan e, ve e, oldukça problemli bir alan. Nerelerden? Şimdi e, aslında her yerden tepki geliyor. Nerelerden geliyor? Uzak doğu dinleri diyor ki işte malın mülkün esiri olma. Ee, hayatta aslında maddeye ihtiyacın mümkün olduğunca yok, sadece ihtiyacın olan kadar. Yani tasarrufu ve sadeliği övüyor. Ortak Hocam olduğunu... çok çok özür dilerim. Bunu öven dinler de yani şey muhtemelen iki tane bardağın olacağına bir tane olsun yani o zamanın itirafı da o kadar zaten. Tabii, tabii. <laughs> Saç, yani evet saçma işte çok fazla yeme şişmanlama çok, onu yapma olurluk etme gibi çok temel şeyler. Bugünü öngörseler ne dinler çıkarmış. Ee, uzak doğu dinleri bir kere bir sallıyor. Bir kere e, beden ruh dualitesi denen bir mevzu var. Ve bu orta doğu dinlerine de çok yansımış durumda. Nedir o? Bizim özümüz aslında ruhumuz bu inanca göre. Yani ruhumuz da göksel bir şey. Maddi değil. Ama dünya madde dünyasındayız. Geçici olarak buradayız. Madde dünyasındaki bazı zevkleri, hazlara kanarsan işte e, ruhunun sesini duyamazsın. E, madde nesiri olursun, hapsolursun. E, mistisizmin temel öğretileri budur. Orta Doğu dinlerinin temel öğretileri budur. Uzak Doğu dinlerinin temel öğretileri budur. Bunlar yetmezmiş gibi ee, solculuğun temel öğretileri de aslında çok fazla lükse düşkün olmaması gerektiği, insanların çok temel ihtiyaçlarıyla yetinmesi gerektiği ve e, çok temel da devlet tarafından karşılanması gerektiği, e, insanın bu kadar lükse düşkün olmasını onları hayvanlara benzettiği gibi çok sert e, eleştiriler de sol taraftan geliyor. E, bu da yetmezmiş gibi toplulukçuluğa inanan e, modernizm ki o da sosyalizm gibi e, bir akım, Toplum aracılığıyla işte mutluluğa ulaşılabileceğine inanan e, inançlardan bir tanesi. Daha düzgün bir toplum yaratma, nizami bir bireyler yaratma, düzgün aileler yaratma, efendi gibi tüketme, efendi gibi üretme e, ve toplumu ehlileştirme, kimsenin sapıtmaması, bireysel farklılıkların, zevklerin, lükslerin lanetlenmesi, suçlanması her yerden geliyor. Uzak doğudan geliyor, orta doğudan geliyor, soldan geliyor, modernizmden geliyor. Çok az yer var bunu savunabilen. Neredeyse savunan doğru düzgün argüman yok halıcılık falan dışında. Şimdi şöyle yani e, burada tüketme ile tüketimin esiri olma arasındaki farkları tanımlayalım Tabii. ki rahat edelim. Yoksa bu saydığın yani din dahi işte muhafazakar ve ekoller dahil ya da solculuk tüketim karşıtları, doğacılar dahil hepsi aslında insanın... Ya seti... E, kaliteli sigara içtiği için mahcup olan solcu arkadaşların olmadı mı? Benim oldu mesela. Çok eğlenceli bir mevzudur. E, 2022'de hala Nike giyiyorsun. Nasıl solcusun? <laughs> nasıl solcusun? E, argü... <laughs> Tabii bu argüman hala var. Şimdi şuna şunu demeye çalışıyorum. E, tüketim evet yani dünyanın çarklarını döndüren bir şey. O sayede ARGE inovasyon yapıyoruz. O sayede coğrafi keşifler yaptık. O sayede belki işte kentler kurduk, medeniyetler kurduk. Gel gör ki insanların tek tek bireysel arzularına emanet edilmiş bir tüketim. Hı hı. Herhangi bir denetim olmayan bir tüketimin bu sonsuz isteğimiz, sonsuz arzumuzla bir tükenişe doğru gideceği savı var. Zaten bu da çok yerde yaşanıyor. İşte atıyorum yapay zekalı e, bir uygulama geliştiriyor Microsoft ve kullanıcılar onu tek tek müdahale ederek yapay zekayı bozuyorlar. Şimdi tek tek hepimizin isteklerini üst üste toplayınca gerçekten buna dünya kaynakları yetmiyor. Fakat bunu regüle eden bir şey de yok. Çünkü mevcut e, hegemonik düzen evet. olan liberalizm diyor ki herkes istediği kadar alma, herkes istediği kadar satma ve bunu istediği fiyata yapma hürriyetine sahiptir. O yüzden Çünkü... tepeye bir st Stalin koyalım ki sınırlandırsın tüketimi. Yani hocam şöyle tabii ki de senin olayı siyah beyaz dışında tonlarla algılayacağından eminim ama şey ortada yani mevcut bırakınız yapsınlar sisteminin çalışmadığı şundan ortada. İşte dünyanın her yılki kapasitesini artık 6 ayda tüketiyoruz. Yani bu yıl işte ona dünya over earth over day deniyor. Dünyanın kapasitesini 6 ayda bir tüketiyoruz. İnsanlar ciddi işte sigara, içki, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklar gibi işte ekran bağımlılığı ve alışveriş bağımlılığıyla mücadele ediyor. Atıklarımızla atıklarımıza yetişemiyor dünya hı hı. ve mutlu da değiliz. Yani şöyle düşün muhtemelen bundan 20 sene önce Türkiye'nin en zengin insanı kimdi işte Sakıp Sabancı mıydı? Onun sahip olmadığı servete şu an asgari ücretli sahip. Yani onun sahip olmadığı çeşitliliğe, teknolojiye, seçme, marka özgürlüğüne belki. Yani 20 yılda artık nesiller değişiyor. Ama bu bizi tatmin olduğumuz bir yere getirmedi. Yoksa hepimiz oh be ne güzel bizi uzun süre vade götürecek mutlu bir denge kurduk derdik. Nerede? Yarın kapitalizmin yeni bir krizi çatlar mı bilmiyoruz ki bence çatlıyor şu an. Rusya, Ukrayna da çatlıyor, başka yerlerde çatlıyor. Ee, dünya işte bazı e, virüste olduğu gibi doğal tepkiler çıkacak mı dünyadan? Bu da mümkün. Savaşlar, yok oluşlar çıkacak mı? Bu da mümkün. Yani bu kadar uçurumun kıyısında bir düzenin iyi işlediğini söylemek bence fazla imserlik olur. Evet, bir itiraz noktasını atlamıştım. Onu sen yani çok ciddi bir yerden daha itiraz geliyor. Sürdürülebilirlik itirazı. Peki bu kadar üretiyoruz, dünyanın kaynaklarıyla üretiyoruz ve çöp tüketiyoruz. Ve çok ciddi bir çöp üretiyoruz, çevreyi kirletiyoruz. Bazı şeyleri geri dönüşü olmayacak kadar zehirliyoruz. Bunu sürdürülebilir bir modelde yapabilir miyiz? Şimdi burada doğru soruya bence çok yanlış cevaplar veriliyor. Soru çok doğru. Yani sürdürülebilir bir e, yaşam tarzı kurabilir miyiz? Hemen ilk akla gelen cevap ne? Okey o zaman insanların e, arzularını dizginleyelim, çok tüketmelerini engelleyelim ve propaganda yapalım. İlk akla gelen bu. Ve Sağ bence ki, gayet, gayet makul bir yanıt. Bence gayet, gayet bir verimsiz bir yanıt şekli. Nedenini söyleyeceğim. Çok daha verimli yöntemler var. Ee, örneğin yerlere işte plastiği e, kullanmama ve onun yerine kağıt pipette kullan. Şimdi bunun propagandasını yapacağına, e, plastik e, üretimine olağanüstü vergiler koyarsın ve plastik bir şey almak kağıt bardaklı bir şey almaktan çok pahalı hale gelir ve kendi kendine azalır tüketim. Ya da başka bir yöntem. Ee, bunları geri dönüşüm problemi var. Sen onu geri dönüştürücü makineler koyarsın, tetiklersin ve o makineleri attığında onları karşılığında bir fiş verir, o fişle alışveriş yaptırtırsın insanları. İnsanlara plastiği ayrıştır, şuraya koy demek güzel ama az önce anlattığım daha efektif bir metot. Propaganda ilk akla gelen şey ama en doğru metot değil. Kök nedenleri çözecek, insanları dürtecek. Ve basit yönlendirmeler yapmak topluluğa daha iyi hitap ediyor. Ama biz her seferinde propaganda silahına başvurmaya çalışıyoruz. Şöyle aslında yine burada ben bir çelişki yarattığını düşünüyorum. O da şu. Yani devlet mümkün olduğunca şimdi devletin özel sektörün önünden çekilmesi gibi bir teori üzerine kurulu liberalizm. Ama sen şu an mesela plastik üreticileri senin kurduğun devletin kapısında davul çalmaya başladı. Devlet çevreyi korumayacaksa devlet ne o zaman hiç Zaten devleti kurmayalım. Ya he ben, ben e, ya burada liberalizm temsilcisi olarak konuşmuyorum ama e, devletin müdahale etmesi gereken he. bir alan varsa senin çevreyle ilgili e, konulara müdahale etmesi gerekiyor. Çalışma hmm. ile ilgili konulara müdahale etmesi gerekiyor. İşte ben de diyorum ki şimdi bunlar kesinlikle katılıyor. Fakat şöyle ezberlenmiş tüketimle ilgili konuya da müdahale etmesi edebilmesi gerekiyor. Fakat bu e, mevcut liberal düşüncenin ana gövdesini oluşturduğu için bu söylenemiyor. Yani bizim yiyebileceğimiz gıdanın kabaca fiziksel bir limiti var. yani işte Aha. midem ve fiziksel şartların buna müsaade ediyor. E, zaten sigara içki e, gibi şeyler hem devlet, işte satışına müdahale ediyor. Dediğin gibi çok ağır vergiler var. Onun da bir limiti var. Uyuşturucu zaten yasaklanmış dünyada neredeyse tüm devletlerin yasakladığı bir şey. Fakat tüketime dair herhangi bir şeye devletin sınır koyması, propaganda yapması, hı hı. aksi söylem geliştirmesi büyük tepkiler çekiyor. Oysa aman ki ki... manasız. Nedeni söyleyeceğim. Hepimiz yediğimizin yarısı kadar yediğimiz bir dünyaya geçtiğini düşünelim. Ya da e, tükettiğimizin yarısı kadar tüketiyoruz. Yem yemek üzerinden yapmayalım hocam. Örneğin giysi üzerinden daha rahat yaparız. Tamam. Hatta komünizme komünizme sıkça geliş getirilen işte Bulgaristan'da, Sovyetler'de, Romanya'da insanların e, hepsi aynı giysiyle geziyordu söylemini evet. konuşabiliriz. Evet. Her yani herkes Sümerbank'tan giyiyor. Bulgaristan'ın Sümerbank'ından giyiniyordu herkes. Şimdi bu e herkesin birden gömlek alma miktarını, tişört alma miktarını yarıya indirdiğini düşünelim. Bu dünyayı nasıl etkiler? Birincisi, tekstil fabrikalarının yarısı kapandı. Bu nasıl etkilenir? Bu bu nasıl etkiler? E, e, emin misin hocam? E, yani şu yani an, kapanmazdı, ek, üretimi yarıya düşürür. E, e, çünkü yarıya düşürür. E, peki, üretimi... peki, zaten zaten bu üretim miktarının çoğunu satamadıkları için yakıyorlar indirim yapmamak adına ya, ya da yok Fatma küçük bir örnek yani bir tane lüks markanın yaptığı ee, sansasyonel peki, bir hareket Peki o. dünyada dünyada e, tekstil üretim fazlası ciddi bir sorun işte. Pazarlarda satıyorlar, başka bir dönüş, Dönüştürüyorlar. Ne bileyim başka sektörlere ara mamul ya da ham madde olarak veriyorlar da veriyorlar. Hı -hı. Kısacası yani e, insanların 8 milyar insan ve işte birkaç yüz bin tane üreticinin Özgür iradesine bırakılmış sistem pek de dengeli işlemiyor. Yani sen Stalin diyerekten tek bir kişiye bağlamaya çalışıyorsun ama ortak aklın olduğu bazı merkezi akılların ne zararı var buna? Çok zararı var çünkü e, değişkenleri e kötü analiz ederek merkezi planlamadan hayatla ilgili çok temel kararları çok yanlış verme ihtimalleri var. Mesela Şu an varsa... daha yanlış verilebilir mi? Yani düşünsene. Şöyle karar yok. Ürettiğimizin yarısını ya yani şöyle örnek vereyim ben. işin mühendislik tarafından geleyim. Mesela otomobil, e, trafik e, tamamen e, merkeziyetçi olmayan bir beyinle işliyor. Ne demek bu? Trafikte otomobil kullanan, bisiklet kullanan, yaya hiç kimse birbiriyle bir uyum ya da koordinasyon halinde değil. Her bir ikili eee e, de Yeniden karar alınıyor. Doğru değil mi? Bazı üst kurallar var. İşte kırmızı yanınca dur, yeşil yanınca geç gibi. Ama onun dışında her bir olayda tek tek karar alınıyor. Fakat bunun daha mikro simülasyonu olan hava hava yolu ve tren metro taşımacılığında merkezi bir birim var ve tek tek her uçağın inip inmeyeceğine kule karar veriyor. Metroların hepsi doğru bir analiz sistemiyle birbirine yol veriyor. Biz hissetmiyoruz bile. Hı hı. Ve bakıyorsun kaza, gecikme, tıkanıklık bunların hepsi daha az oluyor. Hatta trafikle kıyasladığında sıfıra yakın oluyor. Hı hı. Şimdi merkezi planlamayı geçenlerde programımızda konuştuk. 1900'lerin başında Sovyetler gibi dev bir coğrafyada. E, uç e, ülkenin iki ucu arasında binlerce kilometrenin olduğu bir yerde sınırlı bir datayla yapmaya çalışıp fail etmiş bir örnek merkezi planlamanın her durumda ve her koşulda yanlış olduğunu bana söylemiyor. Ee, yani ben faydasının zararından çok daha az olacağına inanıyorum merkezi planlamanın. Çok e, bir kere çok varsayımsal hatalar yapılabilir. Mesela e, fazla gömlek tüketmek zararlıdır varsayımı yerine e, bu gömleğin yarattığı zararı hesaplayıp bu zararı daha aza indirmiş olanlara teşvik vermek illa bir devlet e, şey uygulanacaksa daha e, iyi bir sonuç verebilecek bir yöntem. E, bir de ben e, temel sarfiyatı azaltmak istiyorum ve gömlek sayısını yarıya indirdim. Gömlek sayısı yarıya inerse ne olur? İnsanların talebi ve iştahı azalmaz. İnsanların talebi ve iştahı daha da artar. Ve fiyatları artar gömleklerin. Yine bir merkezi planlamacı getireceksin. Gömlek sen şu kadardan pahalıya satmayacaksın diye bir kural koyman gerekiyor. Merkezi evet. planlamacı Çünkü propaganda ile destekliyorsun. Propaganda Şöyle, ile diyorsun ki az gömlek tüket. Pandora'nın kutusunu açtık. Buna katılıyorum. Yani insanların o iştahı e, açıldı ve az önce söylediğim 3 3 unsurun büyük etkisi var. Televizyon, ee, televizyonu al günümüze instagram ya da sosyal medya diye uyarla yani senin olmayan senin etrafında da olmayan hayatlara gıpta etme ve bu hayatları önüne getiren bir unsur ee, süpermarket al bunu günümüze online ticaret diye online alışveriş diye e, uyarla gecenin üçünde beşinde kaçta olursa olsun istediğin ürünleri kimseye bir şey sormadan sepetine ekleyebiliyorsun Evet. Ve kredi kartı. Şimdi bu üçü o Pandora'nın kutusunu açtı. Pandora'nın kutusunda ne var? Bizim iştahlarımız var ve diyoruz ki ya taksitlendireyim, önümüzdeki ay öderim, bir şey olmaz diyerekten bu iştahlara bir gem vurmaz hale geldik. Tıpkı evet. geçenlerde konuştuğumuz obezite gibi. E, kontrol edemiyoruz. Tüketimimizi kontrol edemiyoruz, gıdamızı kontrol edemiyoruz ve Etrafımızda da zararlı gıda ve zararlı yani bizi fazla tüketmeye teşvik edecek sinyallerle dolu. Boka batmış durumdayız hocam. Ee, yani herkesin daha az telefonu, mesela gömlekten de çıktım. Herkesin daha az elektronik eşya. Aynı elektronik eşya çok daha uzun süre kullandığı versiyon. Ya da ben çocukluğumdan beri hep aynı soruyu sorarım. Ee, bitmeyen ampul yapılabilir miydi? Sonra bunun hikayesini öğrendim. Bilmiyorum biliyor musun? İşte ampul İlk ampul şirket. bitmeyen ampul abi. Evet evet bayağı ve ampul şirketleri sonra kartelleşiyor ve diyorlar ki e şu kadar saatten fazla dayanan ampul bulursam piyasada ceza yazarım diyor ki bu kartel kendi arasında planlama yapıyor. Şimdi ben bunu üniversite yıllarımda e olağanüstü büyük bir komple teorisini çözmüş olmanın siniriyle Nasıl böyle bir şey yaparlar diye düşündüm. Sonra düşününce bitmeyen bir ampul üretselerdi ve bütün ampulleri bir, bir kere alsaydık ampul fabrikası kapanacaktı. Ve bu aslında e, iyi bir şey mi kötü bir şey mi biraz tartışmalı. ya yani çok basit bir yerden görüyorum İstihdam azalırdı kardeşim yani ekonomi ne? küçülürdü. Eve ekmek götüremezdi insanlar ne? gibi. Çok temel bir yerden de yaklaşabilirsin buna. Pek çok yan sektörün e, gel, potansiyel gelişmesi işte... E, o ampul şirketlerinin inovasyonla yeni bir şeyler üretmesi, e, o katma değeri işte ekonomiye farklı şekillerde katması gibi çok farklı yan faydalarından da olurduk aslında. E, ama şöyle tabii ki de bu dediklerin e, üretim ekonomisinde tam olarak böyle söylüyor. Fakat bu üretim ekonomisini beslemek için nelerden feda ettiğimize Hı. de bakalım. Bu maliyetleri. Doğru soru bu. Heh, bu Doğru maliyetleri... soru neden e, çok ampul tüketiyoruz değil çok ampul tükettiğimizde doğal kaynaklarımızı bitiriyor muyuz? Doğru soru bu. İkincisi doğal kaynak dışında çok da ölçülmeyen işte bir bireylerin zamanı var, bir bireylerin duyguları var. Yani bizim senle sessiz istifa bölümü yapıyor olmamız ve milyarlarca kişinin çalışmaya karşı duyduğu tepki o biten ampulün maliyeti biliyor musun hocam? O ampülü her yıl yeni bir ampul yaratma stresinin çalışanlarda öbeklenmesi demek bu. O yüzden ben çalışmak bu... zorunda kalıyorum ampuller bittiği için. Tabii ki de. Çünkü Anlaki ampulün yemek gibi. tekrar almam gerekecek her türlü. Ampulün bitecek onu biliyorsun. Ampulün ya da bu mi? efendim. Ampulün bitecek ama yemeği en modern ekonomide bile yemek bitecek ve tekrar yemek satın almam gerekecek. E, ee, gövece bu şeydir ya yani Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde evet. hadi yemek varınmayı çözdüğün zaman ki genelde de işte asgari ücret ya da temel emekli maaşı bile teorik olarak bunu çözmesi gerekir. Hı hı. Ee, hani tüm insanların bunu e, çözebildiğini ümit ediyoruz. Devletin sosyal yardımıyla, asgari ücretle ya da emekli maaşıyla. Hı hı. Fakat onun üstü, onun üstü işte insan ruhunu örselemeye başlıyor. Bir de bir şey daha şimdi e, bizim programlar genelde bir saat oluyor. Baktım yarıyı geçmişiz. Evet. E, AVM konuşmadan ben bu tüketim programını bitirtmem. <laughs> e, şimdi biraz AVM konuşalım istiyorum. Evet, nefret ederim girmek girmekten. Ya hayatımda AVM'ye girmeme çabasıyla geçer hayatım. Gerçekten çok mutsuz eden yerler e, şey, meşhur şey sözü var ya işte hep dijital ağlar için konuş kullanıyoruz. Efendim bir ürün bedavaysa ürün sensindir diye uh -huh. düşünün arkadaşlar AVM'de neler bedava? Otopark bedava genel olarak. Uh -huh. e, ısıtma soğutma bedava. İstediğin kadar rahat koltuklarda otur hiç kimse bir şey demez. Uh -huh. Çık AVM'nin dışında o semtte parkta e, kırık dökük olmayan bir bank zor bulursun. AVM'de en modern tasarımlı otopark. E, Oturaklar bedava, çocuk oyun alanları bedava, çocuğunu emanet edebileceğin görevler bedava. Sırf yiyeceğin eşantiyon markette dağıtılan, dükkanların önünde dağıtılanlarla karnını bile doyurursun. Bu kadar şeyin bedava olduğu yerde ürün gerçekten senin mağazadan aldığın e, çanta, gömlek, çorap mı? Yoksa senin dikkatin ve senin bu döngüde kalman mı? Tabi. Tabii. Yani e, AVM'nin görevi o kalabalığı yaratmak, sonra o kalabalığı satıyor. Kira evet. olarak dükkanlara satıyor ve kasa payı olarak dükkanlara satıyor. E, ve tamamen e, aslında pazar yeri ekonomisinin sadece bina, binalaştırılmış hali. Çok benzer, pazar mantığıyla çok benzer bir mantığı ya, var. Pazar, pazarın şusu var ama pazarda yani pazar bir imece. Pazarcılar sabah geliyor, işte birisi diveyi çakıyor, öbürü örtüyü atıyor üstüne... İşte öbürü başka bir şey yapıyor. Yani e, pazar adlı o kurulan ortamdan para kazanacak bir şirket yok. AVM'de yok. bu var. Bir, e, sen git bakayım bilmem ne, Beşiktaş pazarını bir yer açmaya çalış bakalım açabiliyor musun? Belediye Belediyeye veriyorsun. Yani e, buralar da satılıyor. Bunlar da bir şey. Yani AV, AVM'den aslında teorik olarak hiçbir farkı yok. Bir kira ve barınma şeyi satı, satılıyor. E, aynı adam salı gününde başka bir yerde o hakkı var. Aslında tapu gibi bir şeyleri var o pazar şeylerin. Hakkında. Dolayısıyla e, teorik olarak AVM'den bir fark yok. Ben ben de e, şey konuşmadan kapatmak istemem. E, tüketimin tipleri var. Şimdi e, yüksek lisans tezim benim popüler kültür ve tüketim psikolojisiyle ile alakalıydı. E, daha sonra da onu kitaplaştırdım ve e, kitapta da böyle e, gençlik yıllarımda e, şık. Ve aslında hafif eleştiriler ifadeler kullanmıştım. Mesela şey yazdım hatırlıyorum. E, modern toplum insanlar çok benzer şeyler ürettikleri için ürettikleriyle farklılaşamayan insanlar tükettikleriyle farklılaşmaya çalışırlar. Demiştim ya bu cümle benim çok hoşuma gitmişti kendimi alkışlamıştım kitabın arkasına da yazmıştım. E biraz öyle. Şimdi no. e, tükettiğiyle farklılaşmak ne demek? E, tüketim konuşurken aslında birkaç şeyi ayırmak gerekiyor. E, sosyal sınıfını sinyallemek için yapılan bir tüketim var. Bu lüks tüketim ama dışarıdan gözüken lüks tüketim. E, neyi kastediyorum? İç çamaşır almakla e, dışarıda giyeceğim bir kıyafetini almak farklı şeyler. Tabii öyle. Louis Vuitton çanta bu demek işte tam olarak. Evet. Bir, bir içlevi için almıyor onu. Evet. Bir sinyalleme aracı ve neyi sinyalliyorsun? Aslında belirli bir miktar paran olduğunu ve toplumun belirli bir yerinde bir sınıfına ait olduğunu sinyalliyorsun ve o ürünü ucuz bir yerde satıldığını görürsen de o ürünü almıyorsun. Dolayısıyla çok büyük cezalar keserler. İşte Louis Vuitton işte üreticileri bunu pazarda görürsemler bütün sözleşmeni yırtarım. Şu olur, bu olur. İşte taklitlere çok daha iyi kendisine iyi taklitler yapılır ama taklitlerin üzerine çok gidilir vesaire. Çünkü bütün kurgu aslında onun nadirliği ve pahalılığı üzerine kuruludur. Ee, bu bir tüketimin bir şekli. Yani kendini tükettiğini gösteriyorsun. Ama şunlar da var. İnsanın kendini şımarttığı bir tüketim anlayışı da var. Dışarıdan gözükmeyecek lüksler. Ben bunu çok önemsiyorum. Mesela Spotify'ına para vermek ve o Spotify'ını reklamsız kullanmak dışarıdan gözükmeyecek ee, ve kendine yapacağın güzel bir harcama. Kendini şımartacağın güzel bir harcama. Louis Vuitton çanta taşıyan birisi Spotify'ını e, reklamlı dinliyorsa burada çok zor <laughs> bir durum var. <laughs> yani şöyle e, çok güzel bir yere getirdin. O da şu. Şimdi çağımız evet Louis Vuitton gibi işte iPhone gibi pahalı ve e, bir tane alınan ürünlerin bir tarafta olduğu çağ. Diğerleri de ya at sepetine 9.90 at sepetine ilk 3 ay bedava. Ya ne olacak işte bir, e, bir bir bardak kahve parası diye alınan bir sürü uzun listede yürürlü ufaklı ürün var. Fakat bunların esas maliyeti para değil hocam. Bunların esas maliyeti senin dikkatin, senin zamanın, senin öncelik sıralaman hatta senin telefonuna gelen bildirimler. E tamam dikkatimi bölüyor işte Spotify'da çıkan reklam. Dikkatimin bölünmemesi karşılığında para ödüyor. He e, şöyle Spotify tabi nadir bir örnek. Niye? Eee. %75'ini deneyimin bedavada elde edebildiğim bir örnek. <laughs> yani Netflix sana bedava selam bile vermiyor. <laughs> o yüzden Spotify dediğine çok güzel cuk oturan bir örnek. Birazdan ben de ona gelmek istiyorum. Yani bizim ya yani ne olacak alayım dursun diye aldıklarımız aslında bizi zehirliyor. Giysine de böyle. Ee, şimdi Google'layıp sen konuşurken bulurum. Japonlarda bir kelime varmış. Ee, okuyacağım diye kitapları alıp istiflemek anlamına gelen... Uh -huh. bir kelime var Japonca'da. Şimdi uh -huh. Böyle bir hastalığımız var. Ee, düşünsene, bak nereden nereye geldik... ve bunu kabaca yarım insan ömründe geldik. Kitabın e, ağırlıklı olarak bir paylaşım nesnesi olduğu... okul ve mahalle kütüphanelerinden... Uh -huh. okuyamayacağımız kadar çok kitap olduğu günlere geldik. Ya da iki 3 kişi... Birleşerek işte bir orijinal kaseti alıp diğer iki kişiye kopyasını çekerek bu sayede maliyeti düşürerek kullandığımız bir zamandan parmağımızın ucunda dinleyemeyeceğimiz kadar çok müzik var. Aynısını film için söyleyeyim, aynısını giysi için söyleyeyim. Şimdi burada daha mutlu olmamız gerekiyordu. Onu umduk. Ee, geçenlerde çok e, sosyal medya severek takip ettiğim Profesör Ata Özdemirci'nin bir tweeti vardı. E, Düne kadar ben bu dağ başındaki evde bir Netflix olsa yaşarım diyenler şimdi Netflix'te dizi bulamamaktan rahatsız diyordu. Hocam ne oldu bu çeşit bolluğu bizi bizi tatmin etmedi? Tabi e, bir kere tüketim deyip geçiyoruz ama tüketim aslında bir kültür mesajı ve e, para harcamayı bilmek çok kıymetli bir şey. E, yine araştırma sonuçlarını söyleyeceğim. Para mutluluk getiriyor mu? Getiriyor. Nereye kadar? Şöyle bir eksen var. Tam tersi yapayım şöyle daha net. E, toplumun ortalama referans noktasına gelene kadar doğru orantı var. Yani Kazandığın her ekstra para senin mutluluk seviyeni arttırıyor. Orta bölgeye geldiğinde e, arttırıyor ama aynı hızda arttırmıyor. Yani Tatminini arttırıyor, mutluluğunu o kadar arttırmıyor. E, peki nelere para harcadığımızda daha mutlu oluyoruz? Bunların da araştırması yapılmış. En doğru harcama deneyime yaptığın harcama. Ne onlar? Güzel bir seyahate yaptığın harcama. Güzel bir geziye yaptığın harcama. Ya da hiç deneyimlemediğin bir şeyi deneyimleyebileceğin bir harcama bir numarada. İkincisi iyi hizmet. İyi hizmette harcama alışkanlığı bizim orta sınıfımızda pek yoktur. Hatta kendini kötü hisseder. Böyle iyi hizmet verilen, insanların çok kibar davranılan yerlerde orta sınıf ahlakımız bizi dürtmeye başlar. Ben burada rahatsızım, daha gerçek mahalle lokantasına mı gitseydim acaba? O işte, o kültürün birkaç kuşakta oturduğunun göstergesi. Yani Bir ilk kuşaktaysan senin annende babanda yoksa o, ilk kez senin sülalende, senin elinde öyle bir birikim ortaya çıktıysa ya bu tüketme kültürü daha yeni geliyorsa sana tam oturmaz. Oralara da kendin de çok yakıştıramazsın. Yani sana sunum yapılan bardakta abartı gelir. İşte garsonların tavırları komik gelir. Samimiyetsiz gelir. Ben ama... paşa çocuğu muyum dersin. Paşa çocuğu muyum ama senin çocuğun paşa çocuğu olur işte senin tabirin. E, onun, onun normali olur yani ne güzel adam servis yapıyor. Hakim kibar tamam bahşiş veriyoruz hayat güzel. E, onun normali olur. Yani bizdeki oturmamışlık o bir orta sınıf ahlakı. Kendimizi rahatsız hissediyoruz. Orta sınıf ahlakıyla e, lüksü ayıpsıyoruz. İyi hizmet görmek e, bizi rahatsız ediyor. Ve iyi hizmet o kadar kıymetli bir şeydir ki. Senin iyi bir psikologdan alacağın bir hizmet. E, ya da iyi bir masaj yapan birine ayak evet. masajı yaptırman. E, iyi bir restorandan alacağın hizmet. iyi bir yaşam koçundan alacağın hizmet. iyi bir doktordan alacağın hizmet. iyi bir diş doktorundan alacağın hizmet hatta iyi bir estetik cerrahtan alacağın hizmet senin mutluluğunu gerçek bir şekilde arttırır. Hocam ee, şimdi orada şu sorun var gerçekten. Ekonomik Ekonomisi hiçbir zaman e, 1970'leri söyledin ya o dönemde bile e, ferahlamamış bir ülkede insanlar hizmet verme işini evet. mecburiyetten yapıyor. Ve evet. daha iyi bir iş yani bizde şey yok da yazık ki. Eskiden varmış herhalde de son dönemlerine geldik biz. İşte aynı restoranda 30 yıl garsonluk yapan, aynı hmm. mağazada 40 yıl tezgahtarlık yapan. Şimdi o dediğin gibi işinin de erbabı oluyor ve sana eşsiz bir deneyim veriyor. Şimdi Türkiye'nin ekonomik gerçekliği şöyle e, genç birisi iş bulduğu anda tekstil dükkanında tezgahtar olarak başlıyor. Önümüzdeki hafta 100 lira ya da 500 lira fazla olduğu için Kuaförde çırak oluyor, birkaç hafta sonra restoranda komi oluyor, öbür hmm. haftada kuryo olabiliyor. E, o sebeple dediğin o iyi hizmet veren işin nervabı insan sayısı da az. E tabi, ama e, hakkıyla uzun yıllar iyi hizmet veren insanların çalıştığı yerler de gerçekten e, geçenlerde ben sarı yer güzel yer diye bir yere gittim. Herkese tavsiye ederim. E, beni ilk oraya babam götürdü üniversitenin ilk yılında. Ee, çok da güzel manzarası var. Şimdi o manzarada üçüncü köprü var. Ee, restoranda ilk gidişimin üstünden 25 sene falan, 20 sene falan geçmiştir herhalde. Ee, turnover sıfır abi. Aynı garsonlar yaşlanmış devam ediyorlar. Muhteşem bir şey. Ve e, aynı kalitede, aynı güzellikte hizmet vermeye devam ediyorlar. Giderken, sağda dönerken ilk reklamımız güzel yerden gelsin. Peki hocam ben seni kışkırtmaya devam edeyim. Şimdi 25 yıldır Aynı business planda devam eden sarı yer, güzel yer büyümemiş. Üçüncü, beşinci, yedinci mağazasını evet. da açmamış. Tarihin gidişine ters mi gidiyor bu adamlar? Ya evet bu pek çok şeyi mekan sahibini vizyonsuzlukla suçlarız biz ama bir yandan da överiz. Yani burası hiç bozmadı büyütmedi. adam şey diyor ki ben niye dert alayım gayet iyi kazanıyorum diye bakar. aç gözle lüzum yok diye bakar ama aslında e, yönetim organizasyon bilgisi yoktur. Çünkü belli bir ölçüye geçtikten sonra onu yönetmek gerçekten bir e, neredeyse akademik bir bilgi gerektiriyor. Ama e, yıllardır aynı garsonları çalıştırdığı e, ve aynı müşterilerle aynı şekilde iş yaptığı mekanı yürütmek için doğal bir şekilde öğrendiği bütün metotları uygulayabiliyor. Ama senin e, 500 şubeli bir yer açabilmen için bazı bilgilere ihtiyacım var. Ee, ...ve bazı e, şey organizasyonda iyi yapabilme ihtiyacı var... ...adam kendini biliyor ya ben bunu yapamam da diyor. Aslında olarak. dediğin doğru yönetim bilimi olsaydı... ...o Hı -hı. 30 yıl boyunca mekancılığın bir know-how olduğunu... ...ve bunun evet. franchise ya da benzeri bir modelle paraya dönüştürülebileceğini bilirdi. Evet. Fakat dediğin gibi bu bilgi ve girişimcilik yok. Peki bu parantezi de bir an kendi kendimi açıp kapamak istiyorum... E Türkiye'de mesela her şeyin zincir, her restoranın zinciri var. En son midyeciler, pilavcılar, çiğ köfteciler Hı. gibi simitçiler bile en ucuzlar zincir oldu. meyhane birahane sektörü bu know şey yapamadı. Standartize edip yapamadı, zincirleşemedi. Ya. Önümüzdeki Midye 10 yılda eee midyeci ya, var. Ee, Midye ya Midye Yasin var. Ben derse çağırdım. Midyeci Midye Yasin'e bayağı şeyi anla, iş modelini anlattırdım derste. Bayağı tezgahtan gelme bir adam. Ee, ama bütün franchise sistemini çözmüş, iş modellerini çözmüş ve katlanarak büyüyor ve para ala ala büyüyor. Ee, adamın günlük kazancı bizim yıllık kazancımızı katlar. Öyle bir mutlaka e, şu an modelde. Onun bir büyüğü var Midirci Ahmet. Midirci Ahmet e, Yunanistan'da midye fabrikası varmış adam. Bu, burada Dubai'de şube açtı galiba. Ahmet mi? Evet. Yani e, belli ki artık danışmanlıkta da alıyorlar. Çünkü e, o o eğitim seviyeleriyle çok gerçekçi değil bu büyüme modellerini e, sürükleyebilmeleri. E, şunu aslında parantezi şundan açtım. E, yani gerçekten kendime not gibi bunu araştıracağım. Yani e, bir segmentte işte atıyorum bu Nusret vesaire günaydın gibi en pahalı segmentte bir zincirleşme oluyor. Ama şu e, meyhane birhane şaraphanelerde ...zincirleşme olmayışının bir sebebi olmalı. Bunu bir merak ettim, araştıracağım. Yoksa hocam biz bu franchise modeli geliştirelim meyhanelere. Evet, evet galiba şey ya yavaş müdavim tüketiminin olduğu yerler bu saydığın yerler. Hızlı tüketim olan yani köfte falan gibi değil, köfte midye gibi değil. Hızlı tüketime daha uygun bir şey şubeleşme dediğiniz şey. Yani para harcamayı bilmek önemli... Ve e, orta sınıf ahlakını, orta sınıf e, şeyine düşmemesini tavsiye ediyorum izleyicilerden, dinleyicilerden. Çünkü biz aslında orta sınıf ahlakıyla yetiştirildik e, ve elimize para geçer geçmez harcamamız gereken yer bir garanti bir evimizin olması, bir arabamızın olması, işte çocuğumuzun eğitimi. E, bunun dışındaki şeyler e, kendimizi yetecek kadar, kendimizi hafif şımartacak kadar şeyler. Daha fazlası şımarıklık. E, lüks ve sarfiyatçılık olarak adlandırılır. Orta sınıf ahlakında ve hepimiz öyle yetiştirildik. Yani o, bu sınırı geçen insanları hep beraber suçladık. Yani ne kadar garip davranışlar, ne kadar e, bu ne bonkörlük, bu ne görgüsüzlük. Hep suçladığımız şeyler oldu. Ama bir numaralı burada suçladığımız şey şu olmalı. Sadece dışarıdan gözükmek için para harcamak gerçekten problemli bir durum. Yani ilgi Hocam, görmek aynen. için para harcamak. Evet de o aradaki bant o kadar ince ki. Yani evet, senin evet. orta sınıf e, ahlakının üstüne çıkıp kendin birey olup e, duygularını, tatminlerini, mutluluklarını keşfedip buna göre evet. para ve zaman harcamakla tüketim çılgınlığına, borç batağına, e, israfa düşmek arasındaki bant o kadar milimetrik ki. Bir, bir, yani, bir görgü aslında. Yani o doğru. milimetrik sınır da aslında... Aileden ve kültürden geliyor. Ve e, bu görgüyü nerede anlarsın biliyor musun? Adam e, kendi hobisi, kendi zevki için, kendi özel zevki için... En büyük harcamalarını ona yapıyorsa... Bak çok özel bir şeydir bu. Çok kıymetli bir şey. Yani evet. sen başkaları görürsün Instagram'dan tagliyim diye değil. Kendi zevki için çok para harcamış. Oyuncak biriktirmiş mesela ömrü boyunca. Çok çok güzel bir şey. Ee, doğru. Şimdi koleksiyonculuk hep şeydi mesela. Koleksiyonculuk hiçbir zaman... Tüketim, israf, evet, çarpım gövülmedi. Ama şimdi e, markalar... Şey, daha, çok pardon daha gerçek bir örnek üzerinden konuşalım. Maket uçak çok seviyor adam ya da motosiklet <laughs> çok seviyor ona çok para harcıyor. Böyle örnekler diyelim mesela. Ama işte doğru da hocam hemen e, markalar ve üreticiler o kadar uyanık ki. Senin motosiklet hobine işte atıyorum Harley Davidson aksesuarları olan binlerce ürüne dönüştürüyor. Evet. Bir de bakıyorsun ki sen oranın bir tüketim batağındasın. İşte e, genellikle şeyler olur ya, e, işte mesela ayakkabı. E, ayakkabı gerçekten bir zevkti, asaletti birçok insan için. Spor ayakkabı olsun, abiye olsun. Ama markalar bunun uyanıklığına kaçtılar. Özellikle orta sınıfta e, kadın erkek demeden ben hani muhtemelen gençlerin ömür boyunca giyebilecekleri ayakkabı dolaplarında durabiliyor orta sınıfta. <laughs> bunu bunu kurnaz yani işte burada regülasyonlarda bu kurnazlığı kim durduracak? Sen maket uçak e, biriktirdiğini düşünüyorsun ama birisi sana maket uçak workshop'ı satıyor. Birisi işte Polonya'da maket uçak fuarına götürmeye çalışıyor. Öbürü maket uçaklarını sergileyeceğin raf satıyor. Yine sen döngüde bulabiliyorsun için Aslında kendi Polonya'da. Kim niye durdursun? Neden durduruyoruz? Bir şey durdurmuyoruz. Evet, yüzden durduruyoruz. Bütün şimdi bağımlılıklarla ilgili insanın bireysel olarak önünü alamadığı şeylerle ilgili. Mesela işte şeker tüketimi. Çocuklarımızı durdurmaya çalışıyoruz. Kendimizi de durdurmaya çalışıyoruz. Ben şeker atmayayım diye. Hatta işte atıyorum Devlet çocuklara şekerli bir şey dağıtıyor. Bisküvi olsa devlet hiç mi düşünmüyor diyoruz. Sigarayı durduruyoruz. Kendimiz Facebook'un, Google'ın, Apple'ın ekran süresini durdurmasını istiyoruz. Çünkü kaptırıp gidiyoruz. Peki bu tüketimle ilgili dur noktasını her bir bireyin kendisinin müthiş bir şekilde çizeceğini düşünmek ütopik hocam. Bu böyle bir şey olmaz. Yani durdurmuyorsa durdurmasın. Sonuçta insanlar içki batağına düşecek diye içki yasaklamıyorsan, sigara batağına Yasak düşecek diye sigarayı yasaklamıyorsan ama ne yapıyor ya Türkiye? Yasaklamıyor, pahalandırıyor. Abi yasaklamıyor, ve da mesela onda kapatıyor, öyle ya da böyle mesela, limit koyuyor. İşte ya da kumarhaneleri katta, sadece bir şehirde topluyor. falan ya da alkol şeyinde bile kararında içiniz yazıyor. İşte Hı -hı. sigara paketinde sağlığa zararlıdır yazıyor. Tamam i̇şte bunlar. Ş şekerin üstünde bile yazmalı bence sağlığa zararlıdır. Bütün şekerli e, ürünlerde yazlama itiraz mı olmaz? E hadi o zaman sigara ambalajında olduğu gibi mesela Hı -hı. Louis Vuitton ambalajına da ee, birkaç tane kredi kartı mağduriyeti yüzünden hapse girmiş insanın <laughs> fotosunu koyalım o zaman. Yani anlatabildim mi? Şimdi bazı şeylerin zararını çok kolay gözlemliyoruz. İşte e içkisi, e şeker. Işte o, o da sana kalmış. Ona da devlet karışmasın canım. Louis, Louis Vuitton'lara saçılan paraları de, devlet ya yani devlet de devlet, de devlet de ne yapsın? Çevreyi ya, korusun, ya. çocukları korusun. Devletin işi Ama, gibi Louis Vuitton alışımı şey e, mı? Ya. Insan, insanı yani Toplumsal dengeyi ve e, ülkenin sürdürülebilirliğini koruması sağlıklı bir tüketimi teşvik etmekten geçiyor. O yüzden devletin buradaki rolünün sıfır olduğunu ben düşünmüyorum. E, en lüks tüketim, evet en lüks tüketim belki e, başka bir kategoride olabilir de. E, yani devletin atıyorum işte elektronikte, otomobilde, e, şimdilerde konuşulan emlakta, otomobilde, doğayı bireyle ve gelecek finans e, finansal geleceğimizi düşünmeden yapılan hareketlere eğitimle propagandayla ya da aktif müdahaleyle dokunmasına ben kötü bir şey görmüyorum hocam. Evet ben sadece şey faydasız görüyorum propagandayı. Yani kötü bir şey olmayabilir de yani e, attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmiyor bence. Propaganda. Yani bu e, bunu sen birkaç bölümde bu pencereyi açıyorsun hep diyorsun ki ya işte bireyin bireyin müdahalesi yetmez devletin müdahalesi verimsiz olur e, bunların hepsini umuyorum ki not aldın çünkü bir gün konuşacağız evet. bunu. Evet evet devlet merkezi planlama. <laughs> hem merkezi planlamayı konuşacağız hem de bireylerin sürdürülebilirlikle doğayla politikayla ilgili minör müdahaleleri toplumun tümünde nasıl bir etki yaratır bunları konuşacağız. Okay. Evet. Tüketimin sonuna doğru geldik. Var mı bir toplamak için mesaj atı hocam? Ee, uzak doğu dinlerinin, orta doğu dinlerinin, or, e, orta sınıf e, ahlakının e, oyununa gelmeyin. Keyif alacağınız harcamaları yapın. Bunun için kendinizi suçlu hissetmeyin. Kaliteli bir şey aldığınız için kendinizi suçlu hissetmeyin her şeyde olduğu gibi bağımlılık sınırına gelmediğiniz sürece kendiniz için bir harcama yapmanız, aileniz için, çocuklarınız için bir harcama yapmanız ve kendiniz için hiçbir sakınca yok. Bu suçluluk duygusundan siz kurtulmasanız bile sizden bir sonraki kuşak kurtulacak zaten. bu orta sınıfın, işte dinlerin, sosyalizmin, modernizmin size sunduğu bu suçluluk duygusundan kurtulun. Tüketim kötü bir şey değil, dünyayı buralara kadar getirdi. Yan etkilerini de başka yöntemlerle çözeriz merak etmeyin diyorum ben. Ben de şöyle e, yanıt vereyim. E, kontrollü olmak, dengeli olmak, e, kendine ait olmayan dürtülere yani işte e, televizyon gibi, sosyal medya gibi, süpermarket gibi, AVM gibi kışkırtılan avzulara teslim olmadan önce bir kere daha düşünmek. E, ürünlerde sahip olmakta arayacağımız mutluluğu üretmekte, paylaşmakta e, ve kimi zaman da kendi avzularını dizginlemekte. Ee, bulacağımız günler temenni ediyor. Sorumlu tüketiniz. Sizi seviyoruz. Sorumlu tüketiniz diyoruz. Herkese mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.